Tomografi gelişmiş bir röntgen cihazıdır aslında. 1970'lerin başlarında tıbbi kullanıma girmiştir. Röntgen cihazının kompüterize olmuş halidir. 2 boyutlu ve 3 boyutlu tüm vücut görüntüleme yapmasına imkan verir. İnsanların beyinlerini, beyin iç dokusunu, etrafındaki kemik yapılarını, boyunu, akciğer parenkimini, göğüs duvarını, karın içi organları, vücudun hemen her yerini tomografiyle görüntüleyebilirsiniz. X ışınıyla çalışır ama önemli bir gelişme son yıllarda özellikle radyasyon konusundaki bilinçlenmenin artmasıyla mevcut radyasyon sistemini azaltıcı metotlarla daha yüksek kalitede görüntü elde etmek arzusu başlamıştır. Gelişmiş cihazların uzman ellerde idaresiyle alıştığımız dozların 5'te 1, 10'da 1 veya daha düşük dozlarda eskisinden daha ayrıntılı inceleme yapmak mümkün hale gelmiştir. Bilgisayarlı tomografi uygulamalarında hastanın çekim yapılacağı bölgeye göre bazı durumlarda aç gelmesi istenir. Bazı hastalarda önceden bağırsakların içini doldurması amacıyla ilaçlı su verilir. Bazı hastalarda damardan kontrast madde verilir. Hastaların önemli bir kısmında ise bunların hiçbirine gerek duyulmaz. Hastaların sadece tomografiye uygun hazırlık yaptıktan sonra cihaza yatıp bazı olgularda nefes tutması, bazılarında buna da gerek olmaz, hareketsiz kalması istenip birkaç saniye içinde incelemesi tamamlanır.